Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkmen mutfağında şule aşı tarifiyle paylaşmak istiyorum. Göz kararı 3 yemek kaşığı kadar, 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ bırakıyorum. Daha sonra şöyle kuşbaşı doğranmış etimiz var. Yaklaşık 250-300 gram kadar. Daha sonra şöyle bir soğan ve bir biber doğradım. Onları güzel ediyorum. Böyle sote etmeye devam edeceğim. Biberimiz iyice sotelendi. Şimdi şöyle 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Ev yapımı domates salçası. Onun tarifi de kanalımda videoda var. 3 adet küçük domatesi kabuğunu soyduktan sonra küp küp doğradım. Onları da ilave ediyorum. Devam edelim. Etimiz, sebzelerle sotelendi. Şimdi böyle ince ince doğradığım 3 adet havucu ilave ediyorum. Sonra biraz tatlansın diye tuz ilave edeceğim. Biraz pişecekler. Ben de o sırada şöyle ölçtüm. 2 su bardağı kadar Osmancık baldo pirincini yıkayacağım. Daha sonra diğer işlemi yapacağız. Havucu ilave ettikten sonra pirinçleri yıkadım. Şu şekilde ve direkt ilave ediyorum. Çok fazla bekletmiyorum. Ve daha sonra kaynamakta olan suyu ilave edeceğim. İki su bardağına 4 su bardağı su ilave ettim. Daha sonra pirinç içinde tuz atıyorum. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. İçin arada bir karıştırmamız gerekiyor. Bu arada bir su bardağı daha su ilave ediyorum. Suyumuz sıcak olması gerekiyor.
Ben yemeği, şule aşı hazır arkadaşlar. Böyle çabucak hazırlanıyor. Lezzeti de bir o kadar güzel. Pirinç taneleri böyle tane tane ama aynı zamanda da böyle lapa kıvamında yemeğimiz. Onun için şule aşı diyorlar bu yemeğe. Eğer tarifi beğendiyseniz ve bir sebepten halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak zil işaretini tıklarsanız önümüzdeki paylaşacağım güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.